TV52 ana haber bülteninden herkese mutlu akşamlar. Günün öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak ve bir takım temaslarda bulunmak üzere gittiği Amerika'da kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrindeki Türk evi girişinde sevgi gösterisiyle karşılandı. Özel uçak canla John Kennedy Uluslararası Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan buradan Türk evine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Türk evi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgiyle karşılandı. Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlara doğru yürüyen Erdoğan çifti bir süre burada sohbet etti. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selam aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selam aleyküm. Sayın Erdoğan. Palestinian and love your people. Thank you. Allah. Allah. Hoş geldiniz. Eşinden geliyorum, beni tanıyorsunuz. Bir şey Amerika başkanı. Emine Hanım hoş geldiniz valla. Cumhurbaşkanı hoş geldiniz valla. İmran Khan loves you too. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan basın mensuplarına selam verdikten sonra beraberindeki heyetle Türk evine girdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 81 ilde motosiklet ve motorlu bisikletlerin trafik kazalarındaki yüksek oranlarına dikkat çekti. Bakan Yerlikaya denetimlerin artarak sıklaştırılacağının da altını çizdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla 81 ilde motosiklet ve motorlu bisikletlerin trafik kazalarındaki yüksek oranlarına dikkat çekti. Bakan Ali Yerlikaya motosikletlerin toplam motorlu araçların %19,3'ünü oluşturmasına rağmen 2024 yılının ilk 8 ayında meydana gelen kazaların %45,2'sine karıştığını belirtti. Bu oranın çok yüksek olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, trafik kazalarını önlemek ve güvenliği sağlamak amacıyla denetimlerin etkin bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti. ...12 ile 19 Eylül 2024 tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen Ordu ili dahil 81 ilde denetimlerde toplam 2.645.136 araç kontrol edildi. Denetimlerde izin verilmeyen araçlarda ışıklı veya sesli uyarı cihazı kullanan 273 sürücüye işlem yapılırken hız ihlali, periyodik muayene eksikliği, emniyet kemeri kullanmama ve sürücü belgesiz araç kullanma gibi çeşitli ihlaller tespit edildi. Toplamda 466.170 araç ve sürücüye işlem yapıldığı bildirildi. Bakan Yerlikaya ayrıca sürücülere trafikte dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu. Ülke Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Liseler Mahallesi'nde gerçekleştirdiği uygulama esnasında bir motosikleti durdurdu. Ekiplerin ehliyeti olmayan ve kask takmayan 15 yaşındaki kişiye işlem yaptığı esnada kişinin babası, dedesi ve ağabeyi olay yerine geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmada başına sandalyeyle vurulan polis memuru yaralandı. Ünye'de polis memurunun başına sandalyeyle vurularak yaralanması olayına ilişkin aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı. Geçmiş olsun.
Ünye Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Ameliye ekipleri Liseler Mahallesi Hanboğaz mevkisinde uygulama esnasında bir motosikleti durdurdu. Ekiplerin ehliyeti olmayan ve kask takmayan 15 yaşındaki AAD'ye işlem yaptığı esnada gencin dedesi Abdülhamit D, babası Orhan D ve ağabeyi Oğuzhan D geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında başına sandalyeyle vurulan polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis memuru olay yerindeki müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah D, Orhan D ve Oğuzhan D jandarma ekiplerince gözaltına alındı. AAD hakkında ise ehliyetsiz motosiklet kullandığı ve kask takmadığı gerekçesiyle işlem yapıldı. Abi yayınlamayacaksın. Polis memurunu başından yaralama olayına ilişkin aynı aileden 3 kişi Ünye Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Dede AD ve ağabey OD mahkemece tutuklanırken baba OD adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Niye çekiyorsunuz? Haberiniz var mı sizin çektiğinizden? Yok, niye çekiyorsunuz? Niye? Abi yayınlamayacaksın. Türküsüyle ünlü Ordu'nun berrak dereleri yerini kirli suların bırakıyor. Aybastı Perşembe Yaylası ve Korgan Yaylası havzasındaki maden sondaj faaliyetlerinin etkisi çevre sakinleri tarafından tepki çekmeye devam ediyor. Şuna bak ya. Aybastı Perşembe Yaylası ve Korgan Yaylası havzasındaki maden sondaj faaliyetlerinin kirli etkileri çevre sakinleri tarafından tepkilere neden oluyor. Görüntüler Korgan ilçesinden. Maden arama sondajından kaynaklı olduğu düşünülen kirli sular dereye bırakılıyor. Şuna bak ya. Bölgede yaşayan, başta insan olmak üzere çayırlarda otlayan inekler, su içen yabani hayvanlar ve kuşlar bu durumdan son derece kötü etkileniyor. Tüm ekosistem maden tehdidine ne yazık ki yenik düşüyor. Tüm coğrafyayı olumsuz etkileyecek maden işletmesinin dereyi kirlettiğini belirten çevre dernekleri ise duruma müdahale edilmesi konusunda çağrıda bulunuyor. Şuna bak ya. Ordu'nun sakin şehir unvanlı Perşembe ilçesini yılın ilk 9 ayında yaklaşık 700 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Ordu'nun sakin şehir unvanlı Perşembe ilçesini yılın ilk 8 ayında yaklaşık 700 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, ilçeye gelen ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını ifade etti. Denizi ve doğasıyla Perşembe'nin ilgi çektiğini belirten Başkan Albayrak, turistlerin ilçede en çok tepeli karabatak kuşlarının nadiren yuva yaptığı ve gümüş renkli martıların yaşam alanı haline gelen Hoynat Adası'yla Yasonburnu'nu görmek istediğini aktardı. Başkan Albayrak, özellikle Ramazan ve Kurban Bayramları tatilleriyle 3 aylık yaz tatili döneminde ziyaretçilerin daha çok olduğuna dikkat çekerek kendileri ve esnafın ilgiden memnun kaldığını dile getirdi. Son dönemde ilçede karavan turizminin de yaygınlaştığına işaret eden Başkan Albayrak, elde ettiğimiz verilere göre bu yılın 8 ayında sakin şehir unvanlı ilçemize yaklaşık 700 bin ziyaretçi geldi. Yıl sonu itibarıyla bu rakamın 1 milyona çıkmasını bekliyoruz dedi. Albayrak, yaklaşık 37 bin nüfuslu Perşembe'nin bu denli ziyaretçi almasının yapılan yatırımlara bağlı olduğunu kaydederek Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Hoynat Adası ve çevre düzenlemesiyle Yasonburnu'ndaki iyileştirme çalışmalarının buralara ilgiyi artırdığını aktardı. Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte üreticinin baş düşmanı fındık zararlısı kahverengi kokarcalar artık kışlaklara yerleşmeye başladı. Görüntüler Perşembe ilçesinin Efirli mahallesinden. Ordu Efirli'deyiz.
Burada kokarcaları görünce video çekme gereği duydum. Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte üreticinin baş düşmanı fındık zararlısı kahverengi kokarcalar artık kışlaklarda yerini almaya başladı. Kokarcalar artık kış gelmeye havalar soğuğa başlayınca evlere sinmeye başladı. Evlere saklandıktan sonra tekrar yaz sezonunda etrafa çıkıp yumurtlayıp tekrar çoğalacaklar bunlara. Perşembe ilçesi Efirli mahallesinde evindeki kokarcaları cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaş yetkililere önlem çağrısında bulundu. Bir an önce yetkililerin önlem alması gerekiyor. Öte yandan kahverengi kokarcalar özellikle başta Fatsa ilçesi Meşebükü Havzası'nda ardından Ordu'nun tüm sahil ilçelerinde yoğun olarak görülüyor. Fındığın randımanlarını 30'lara kadar düşüren kokarcalar fındık sezonunun bitmesiyle birlikte fasulye, elma, armut, pancar gibi başka tarım ürünlerinden besleniyor. Kış ayları gelince de evlerde çatı aralarına, ahır ve samanlıklarda saklanarak kış uykusuna yatıyor. Yetkililerse kışları kırsal mahallelerde kullanılmayan evlerin en az haftada bir kere kontrol edilmesi ve kokarca bulunulduğu anda ilaç ya da başka bir yöntemle imha edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin laboratuvarında üretilen mantar sporlarıyla başta fındık olmak üzere tarımsal ürünlere zarar veren kahverengi kokarca zararlısıyla etkin mücadele edilmesi hedefleniyor. İlk bulgularsa oldukça başarılı. Harika gel. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi laboratuvarında üretilen mantar sporlarıyla başta fındık olmak üzere tarımsal ürünlere zarar veren kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele edilmesi hedefleniyor. Nasılsa insanları öldüren mikroplar olduğu gibi böceklerin de ölümüne neden olan, onların popülasyonlarının baskılanmasını sağlayan çeşitli mikroorganizmalar var. Bakteriler, virüsler ve mantarlar var. Biz bu mikroorganizmaları zararlıların mücadelesinde kullanmaya çalışıyoruz. Burada da çıkış noktamız şu, böceğin biyolojisiyle, böceğin beslenme rejimiyle uygun bir mikrobu belirlemek. Kahverengi kokarca sokucu emici ağız yapısına sahip. Dolayısıyla bununla mücadelede en etkili olabilecek mikroorganizmaların mantarlar olduğunu düşünüyoruz. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Demir, kahverengi kokarca zararlısının Uzak Doğu'dan çeşitli taşıma yollarıyla gelen istilacı bir tür olduğunu söyledi. Profesör Doktor İsmail Demir bu doğrultuda laboratuvar ortamında zararlıyla mücadele için mantar sporları ürettiklerini, kahverengi kokarcalar üzerinde yaptıkları denemelerde başarılı sonuçlar elde ettiklerini aktardı. Biz mantarları laboratuvarda gerek katı ortamlarda ve gerekse sıvı ortamlarda çok rahatlıkla çoğaltabiliyoruz. Bu ortamlarda ürettiğimiz mantarlardan sporları hasat ediyoruz. O sporları burada gördüğümüz gibi uzun bir süre rahatlıkla dolaplarda muhafaza ediyoruz, buzdolaplarında muhafaza edebiliyoruz. Sonra bu sporları gerek karışımlar halinde gerekse de testler için direkt halde zararlar üzerine uyguluyoruz. Belli konsantrasyonlarda zararlara bulaştırıyoruz bunları ve böylelikle mantarların böcekleri öldürmesini sağlıyoruz. Profesör Doktor Demir, ön çalışmalarında laboratuvarındaki kültür koleksiyonunda yer alan mantarların böcek üzerinde öldürücü etkilerinin yüksek olduğunu gördüklerine dikkat çekti. Bunlar bizim böcekleri öldürmekte kullandığımız mantarlarımızdır. Bu mantarlar daha önceden ölü böceklerden izole edilmiştir. Dolayısıyla böcekleri öldürdükleri için biz bunlara entomopatojen mantarlar diyoruz. Bunları laboratuvarımızda üretiyoruz. Bu ürettiklerimizden mantar sporlarını hasat ediyoruz. Bu haberle birlikte ana haber bülteninin sonuna geldik. Gece bülteninde yeniden görüşmek ümidiyle hoşça kalın.